Ben Ahmet Öztürk, Giresun merkezde. Bu işe ne zaman başladınız ve örnek aldığınız biri var mıydı? Bu işe 1975 senesinde başladım. Severek başladım mesela, isteyerek çırak tutmaya başladım. Devam ettirdim, aşağı yukarı bir 40 senenin üzerinde bu işi devam ettiriyorum. Sizi bu konuda kim yetiştirdi peki? Benim ustam yetiştirdi tabii. Bu mesleği yapmak isteyen bir kişiye öneriniz nasıl olurdu? Bu mesleği, yani güzel bir meslek, zevkli bir meslek. Ama bu mesleği yaparken her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu mesleğe böyle tamircilik yapıp da, yani ben meslek öğrendim demeyecek. Çekirdekte yetişecek, kesecek, dikecek, yapacak, satacak. Tamiratını yapacak, her şeyi yapması gerekiyor. Yoksa hiçbir mesleğe başlamaz. Anladım. Sizce bu mesleğin zorlukları ve kolaylıkları nelerdir? Yani meslek aslında kolay ama tabii zorlukları da var. Çünkü detayına girdikten sonra bu mesleğin içerisinde 5-6 meslek var. Sayı kesimi var, sayı dikimi var, kalfalığı var, kalıba çekeceksin, yapacaksın, prezesi var. Bunlar hep ayrı ayrı meslek ama bunların hepsini öğrenmen lazım ki kendi başına tek elden bir ayakkabı çeksin. Peki gençliğinize geri dönseniz yine ayakkabı tamirciliği yapmak ister miydiniz yoksa başka bir meslek mi yapmak isterdiniz? Başka meslek, işte onu düşünmedim biliyor musun? Seviyorsunuz. Yani kendini yani. Severek yaptım mesleği. Yine de aynı mesleğe başladım. Çünkü bu meslekten ben zevk aldım. Zaten şimdi mesleğe ben aşağı 40 senelik ustayım. Bana sorsan ki sen bu mesleği çok biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorum derim. Niye biliyor musun? Daha çok öğrenmek istediklerim var. Onu çok biliyorum. Ama ben çok şey biliyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Anlatabildim mi? Evet, teşekkür ederiz Ahmet Hanım.